Tamam mı? Mertliğimizi bilelim ha. Şunu bırak bırak Murat Bey. Ya bir ettiğim ufa var ya Murat Bey. Abi sen bunu ektin değil mi? Dostlar karın tok mu ona mı? Valla yemeğe yerim. Çoğunu söylüyorum onu. Okuyayım sağ olsun. Serkan Bey'i yönlendirdi. En başından beri böyle bir gönüllü danışmanlık yapıyor bize. İyi var. Öyle evet. Mi? Evet. Siz neredesiniz şu an? Elazığ merkezde dükkanım var. Dükkanım var. Onun dışında da danışmanlık yapıyorum. Aslında çok yapamıyorum. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyisin. İyi biliyoruz abi. Eyvallah. Fonlarınızı gönderdim. Bir bakalım mı? Eyvallah. Aldık gördük. Teşekkür ediyorum. Şimdi 503 dönüm biliyorsunuz alanımız zaten buradan yola çıkıyor. Hem kendi alanlarımızda bu peyzaj bitkilerini kullanacağız. Aynen. Şey de güzel, sloganımız da güzel. Tabii. Tüketen değil, üreten nesiller için bir tohum da sizdeki. Sizdeki farkındalık olacak. Yaratalım istiyoruz. Hem gelen çocuklara, biliyorsunuz daha önce burada aromatik bitkiler bahçesi yaptık, eğitim bahçesi. Evet. Burası binlerce çocuğun geldiği bir alan. Bir taraftan alanı hizmet kazandırırken bir taraftan da gelenlere farkındalık kazandırmak istiyoruz. Bunlar duruyor. Evet. Bereketli olsun Sayın Müdür. İnşallah. Bereketli olur inşallah. Biz yoksa... Yok hayır bizim öyle bir amacımız yok. Biz zaten kamu yararında derneğiz. Tamam. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak tamamen amaç. Hatta iş geliştirildi. Biliyorsunuz hipodromumuz ciddi bir piknik alanı. Ve dolayısıyla binlerce insanımız geliyor. 503 dönüm bir alana sahibiz. Ve zaman içerisinde mevsimlik çiçek konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu nedenle Orman Bölge Müdürümüzle bu konuyu istişare ettik ve Fidanlıklar Müdürümüzle. Dedi ki bu üretimi biz yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz dediler. Bu konuda bize mühendislik desteği sağladılar. Sağ olsun onların işbirliğiyle Sevim Hanım, yine ziraat mühendisimiz Sevim Hanım bize bu süreçte danışmanlık yaptı. Ve üretimin ilk aşamasına başladık. Tüketen değil, üreten nesiller için bir tohum da biz ekelim dedik. Ve bugün buradayız, ekime başladık. İlk aşamada 4500-5000 civarında düşünüyoruz. Akabinde 50.000 mevsimlik çiçeğe yükseltmeyi düşünüyoruz. Tabii bizim ihtiyacımızın fazlasında Diyarbakır ve Urfa hipodromlarına göndermeyi düşünüyoruz. Onun dışında mevsimi geldiğinde Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber içeride ciddi bir habitat var. Buradaki ağaçlarımızdan alınan tohumlarla fidan üretimine de devam etmeyi planlıyoruz. Hipodromun ilk kuruluşundan itibaren buranın önceki halini düşündüğümüzde şu gördüğünüz objelerin hepsi, fidanların, daha doğrusu fidan demeyelim artık, ağaçların tümü, buradaki görev yapan müdürlerimizin ve Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımızın birlikte ağaçlandırma yaparak bugün yaklaşık burada 8000 tane ağacın olduğunu Sayın Müdürümüzle istişare ederken kendileri ifade ettiler. Buranın önceki haliyle şimdiki hali arasında ciddi bir fark var. Sayın Müdürümüzün ekstradan özellikle mevsim çiçeklerine yönelik tıbbi aromatik bitkiler için bu bölgede böyle bir çalışma serada üretim yapma konusunda talepleri oldu. Çok da güzel bir slogan geliştirmişler. Kendilerine mühendislik ve teknik desteği sağladık. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Bu mevsim çiçekleri ve tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra Sayın Müdürümüzün de burada böyle kendi çapında yapıp hem kendi bölgesi için, hipodromu için hem de diğer komşu hipodromlara Urfa ve Diyarbakır'a buradan ürettiği süs bitkilerini, tıbbi aromatik bitkilerini gönderiyor olması Elazığ açısından, Elazığ Hipodrom Müdürlüğü açısından sevindirici bir haber. Orman Genel Müdürlüğü sayesinde hipodromla
yollarımız kesişti. Bu bağlamda burada yapılan üretime mühendislik desteği veriyorum. Danışmanlık yapıyorum. Burada yapılan her aşama hem Elazığ için hem gençler için hem çocuklar için ilk aşamada küçük bir adım olarak görünse de uzun vadede gerçekten takdir edilebilir boyuta geleceğini düşündüğüm ve desteklediğim için buradayım ve her zaman bireysel desteğim burada olacak.